dışlayamaz. Çok da kolay gözükmüyor bu. Peki Bu hayır nedenle diyebilir mi yine de Başak mümkün Demirtaş'a? değil. Başak Demirtaş Diyemez diyorsun. adaylığına ilişkin bir irade ortaya koymuştur. Bir niyet ortaya koymuştur. Bunu DEM Partisi'nin görmemesi mümkün değildir. Bu burada işte prosedürümüz var, resmen başvurması gerekiyor gibi gerekçeler öne sürmesi zaten Demin yönetimindeki bir dirençtir. Yani belki yönteme dirençtir, isme direnç olmasa bile. Selahattin Demirtaş'ın bu girişimiyle, Başak Demirtaş'ın ben İrfan Ak'tan arkadaşımıza yaptığı açıklamayla ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na aday olalım niyetini ortaya koymasıyla DEM Partisi İstanbul'da mecburen aday çıkarmak Ya zorundadır. biz bu saatten Bu sonra başlık. CHP ile işbirliği yapıyoruz diyemez değil mi DEM Partisi? Diyemezler. Riskli Yani olur. bir aday koyacaktır. Bir de zaten CHP ile Türkiye genelinde mi ittifak yapacaksınız siz? Çünkü bir model önermişti DEM Evet. Partisi. Kent Kent uzlaşısı. ittifakı. Evet, kent Mersin'de ittifakı. nispeten bunda biraz yol aldılar. Ama şimdi iş yapabilecekleri tek yer İstanbul kaldı. Yani bu süreci CHP'nin Muharrem İnce de, belki Ümit Özdağ da dahil olmak üzere söylüyorum. İyi Parti'de, DEVA'da, Gelecek'te, bütün işte sol partilerde, sosyalist partilerde CHP'nin 2019'daki gibi bu süreci yönetemediğini görüyoruz. Yani 2019'da bu büyükşehir belediyelerini kazanan bir denklem vardı. Denklemin unsurlarından bir tanesi HDP'nin aday çıkarmaması, bir tanesi Saadet Partisi'nin aday çıkarması, Demokrat Parti, İyi Parti ve CHP'nin bir ittifak modeli oluşturmasıydı. Şimdi bu denklemi kurulamadığını görüyoruz. Burada da DEM Partisi kendisini de test edecek. İyi Parti'nin nasıl buna hakkı varsa DEM Parti'nin de buna hakkı var. Oyunu test etmek istiyor, gücünü ortaya koymak istiyor, kendi kitlesini muhafaza etmek istiyor. Bunların hepsi siyasi birer hamledir. Siyasetin içinde, doğasında da vardır. Yeniden Refah Partisi de bunu yapıyor. Yani AK Parti ile bir taraftan görüşmeleri koparmadan görünür hale geliyor. Ama bir taraftan da müzakere etmenin yollarını arıyor. Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında yapılırken normal, DEM'le CHP yapılırken anormal olmaz. Siyaset bu. Hani Peki son etik şunu da olarak sorayım hızlıca. Sözünüzü lütfen tamamlayın sorumdan sonra. Yani Başak Demirtaş'ın haberi bir şekilde sızdırıldı ya basına. Biz de 2 gün sızdırılmadı, önce kendisi açıkladı. Kendisi şöyle açıkladı. kendisi açıkladı ama başvuru yaptığı iddiası gündeme getirildi. Yani bu bir tesadüf mü diye sormak istiyorum. Adaylık başvurusu iddiası niçin ortaya atıldı? Atılmış olabilir. Yani bir kulis bilgisi var mı bununla ilgili Ankara'da? Onu sorayım. Onu çok bilemiyorum. Çünkü burada genel merkezin de burada birazcık acemice davranması neden olabiliyor. Çünkü Başak Demirtaş ben adayım dediği zaman normal koşullarda siyaseten ön almak istiyorsanız, çünkü sıradan bir aday muamelesi görmez İstanbul'da Başak Demirtaş. Yani sadece Dem'in potansiyel oyunu almakla kalmaz. AK Parti'den de çok oy alır. Diğer partilerden de çok oy alır. Bakın örneğin Tipin oyu İstanbul'da %4. Dem'in oyu %8. Tipin seçmeninin pratiği Dem'in temsil ettiği siyasi geleneğe oy vermeye daha müsaittir. CHP'den daha müsaittir. Şimdi bunların hepsini üstüne koyduğunuz zaman Başak Demirtaş Dem için İstanbul'da bir varlık ortaya koymak istiyorsa adayı bulamayacağı bir adaydır. Bu adaylığı siz biraz sürümcemde de bıraktığınız zaman bu gibi dedikodular, bu gibi iddialar ortaya çıkar. Adaylık için başvurdu, başvurmadı, aday olacak, olmayacak gibi. İşte niye sürüncemede? Ben de tam da o noktayı birazcık Bir merak direnç var. ediyorum. Orası da bir parti. Orada da iktidar Elbette, mücadelesi var. Orada elbette. da Yani gruplar var. Orada da trafik de yapılar var. sürüyor. Elbette, farkındayım. Ben izleyicilerimize birazdan net Ya anlatsın çok Ankara'da sıradan ne bu. İnsanın konuştuk. olduğu her yerde bunlar olur yani. Bütün partileri bugün MHP'de olmadığını mı sanıyorsunuz siz? Hani bu kadar fazla konuşulmaması olmadığı gibi bir sonuç ortaya çıkarmasın lütfen. Elbette. MHP'nin içinden yeni bir parti çıktı. Peki, şimdi Vahap Bey'e bir gitmek istiyorum. Yine DEM Parti